Merhabalar arkadaşlar, maç gündemine hoş geldiniz. Süper Lig'de 11. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Zirve mücadelesini sürdürmek isteyen Galatasaray Hatay Spor ile karşı karşıya geliyor. Son haftalarda oldukça formda olan ve son haftada birçok eksiğine rağmen deplasmanda Çaykur Rizespor'u deviren Galatasaray çıkışını Hatay Spor karşısında sürdürmek istiyor. Ömer Erdoğan yönetiminde tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden ve aldığı sonuçlarla dikkat çeken Hatayspor ise deplasmanda puan ya da puanlar arayacak. 5 Aralık Cumartesi günü saat 19'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Galatasaray ile Hatayspor oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de ilk kez rakip olacak. Galatasaray Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakada rakiplerine 3 puan kaybetmedi. Sarı Kırmızılar bu süreçte 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Geride kalan 10 haftada Galatasaray dış sahada daha çok puan topladı. Sarı Kırmızılar Türk Telekom Stadı'nda oynadığı 5 karşılaşmada 8 puan toplarken deplasmandaki 5 müsabakada 12 puan kazandı. Cimbom evinde 2 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Milli takım arasında koronavirüs testleri pozitif çıkan ve testleri negatife dönen Arda Turan, Belhanda, Okan Koçuk ve Babel Hatayspor karşısında görev verilmesi halinde oynayabilecek. Omar El Abdallou ise karantina süresi sona ermediği için kadroda bulunmuyor. Geçtiğimiz çarşamba günü antrenmanda girdiği bir ikili mücadelenin ardından sol ayak bileği burkulan Taylan Antalya'nın durumu yapılacak son tetkiklerden sonra belli olacak. Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Luyendama, Belhanda ve Taylan Antalya'yla bu mücadelede sarı kart görmeleri halinde Karagümrük karşısında forma giyemeyecek. Sezon başında iki takım arasında İstanbul'da oynanan hazırlık mücadelesi 1-1 eşitlikle sona ermişti. Evet arkadaşlar, Galatasaray Hatay Spor maç öncesi bilgileri sizlere aktardık. Galatasaray evinde Hatay Spor'a karşı en az 2 farkla galibiyet alabilir. Maç gündeminin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.